buraya. Şaşkın Göztübek. Buraya. Ne yaptın? Vallahi ben bir şey yapmadım Vahit emmi. Onu sormuyorum. Babayı soruyorum. Parayı buldum da kaybettim. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu bu hayat bana. Bana mumal okuma Satılmış. Zeliha yengem birkaç gün içinde dönecek. O yamyam hala dükkanımda oturuyor. Ben o kadar parayı nereden bulayım Vahit emmi? Öyleyse Meryem'i bul. Ne yap yap kızı tavla. Evlenmeye razı et. Yoksa senin ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Ben üzüldüm bir kazık. Üstümden viyadük falan. Allah korusun Vahit emmi. Korusun. Gel şimdi. Kendini bizden sorumlu hissediyor. Ve de çaresiz. Bu kez biz onun için bir şeyler yapalım. Ay başına çok var. Bir yerden para bulamayız ki. En azından açlığa bulabiliriz. Nasıl? Biz Meryem'i ikna ederiz, o da babasını. Böylece Vahit amcanın dükkanını kurtarabilirsek veresiye şansımız olur hiç olmaz. Bir planın var sanki? Evet. Türk filmi hazini karıştırıp bana yardım edersen. Kızlar, ne yapıyorsunuz siz orada? Ayten lenslerini düşürdü de onu arıyoruz. Canım armağan. Ay. Pazarı iyice gezmeden sakın mal alma Meryem. Tamam. 2 kilo patlıcan, 1,5 Ayşe kadın, 1 demet maydanoz. Aklında tut değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi 2 porsiyon patlıcan, 1,5 kilo maydanoz, 1 demet Ayşe Hanım. Meryem. Ay aman korktum patlıcan aman patlıcan. Arkadaşlar bana kısaca satılmış derler Meryem. Nasılsın? Sana ne? Sen git başka kızların hatırını sor. Hayatta hatırını sormak istediğim tek kız sensin Meryem. Hatta seni ilk gördüğüm an Allah'ım şu kızın bir hatırını sorsam diye şiddetli bir arzuya kapıldım biliyor musun? Sana neden inanayım? Çünkü şimdi inandın mı? Peki o zaman inandım. Benimle evlenmezsen bu benim sonum olur Meryem. Allah korusun Selahattin. Vallahi inanmazsan Vahit emmime sor. Akşam bize gelsene konuşuruz. Olmaz. Belki. E bakarım. Hadi ama hadi. Peki hadi. O zaman gelirim. Aa Meryem. Madem öyle. Gelirken elin boş gelme. Ayıptır. E biliyorum biz evde 7 kişi yaşıyoruz. Ona göre. Akşam yemeğinden önce bekliyorum tamam mı? Tamam. İki buçuk ölçü maydanoz. 2 kilo. Neydi? Bu plana ne diyorsunuz? Allah deriz. Çok akıllısınız bacılar. Düşünsek biz de bulurduk ama yine de kutlarız. Kompleksimiz yok. Rüya, Meryem'in veda mektubu hazır mı? Bitmek üzere. Meryem de neredeyse gelir. Boşuna bulguru kaşıklamayın. Cazibemi kullanarak Meryem'e bir şeyler ısmarladıydım. Meryem sayesinde damaklarımız bayram edecek. Yaşa be satılmış. Meryem'i an, tabakları hazırla. Hoş getirdin. Hoş geldin can. Ne o, et mi? Çok hafif. Bu pere mi yoksa? Sen elin boş gelme dedin ya, akşama kadar uğraştım Saadettin. Artık hangisi kimin ayağını olursa. Akşam yemeğine yetiştin mi? Planı anladın değil mi Meryem? Biraz. Ne kadarını anladın? Şimdi ben bu mektubu Bey yengenin evine bırakacağım. İyi gidiyor sonra. Sonra kaybolacağım. Evet ama aslında... Aslında... Neydi? Aslında 500 evlerde uzak bir akrabamız var dediydin yani. Onların yanına gidip saklanacaksın. Tamam. Da niye peki? Sen Satılmış'la evlenmek istemiyor musun Meryem? Hayır, ben Saadettin'le evlenmek istiyorum. Tamam işte, o benim Meryem. Ya. Baban aşkından evi terk ettin zannedip inadından vazgeçince... evleneceğiz Meryem. Biraz karışık. Başlanalım mı? Hadi Meryem. Şimdi ben bu mektubu uzak akrabam vereceğim, kaçacağım. Mektup Beyye yengene gidecek Meryem.
zaman ben bu mektubu Beyye yengeye vereceğim. Çok güzel. Sonra Seyfettin kaybolacak. Ama o zaman ben kimle evleneceğim? Olacak Meryem. Olmalı. Hadi bir daha başla. Ne var? Ne oldu? Meryem'i getirdiniz mi? Verdiği adrese gittim. Akrabası dedi ki... Meryem oraya hiç gitmemiş. Aman tanrım, sahiden kayboldu. Şimdi ne yapacağız? Eyvah! Ben size söylemiştim bu planı. Efendim? Ne yapacağız Meryem? Şimdi? Meryem sen misin? Neredeymiş? Meryem neredeymiş? Akrabanın adresini mi bulamadın? Ne? Ne? Ne diyor? Ne? Diyarbakır'da 500 evler diye bir semt yok mu?